Organizasyonel kültür veya organizasyonel davranış veya örgütsel kültür veya örgütsel davranış. Hepsi aynı şey. Nedir bu? Örgütsel kültür arkadaşlar bir oluşumun zamanla kazandığı yapıdır. Kültürel yapıdır. Örneğin bir kurumda rahat davranışların sergilenmesi ama bunun sonucunda çok güzel işlerin ortaya çıkması o örgütün kültürüdür. İşe giriş çıkış saatlerinde esneklikler vardır. Kılık kıyafette esneklikler vardır. Molalarda rahat tavırlar vardır. Ama bir bakarsınız çok güzel işler çıkarırlar. Ama bu farklı bir kurum da aynı şeyi yapmaya çalışın. O kurumda hiç iş çıkmaz. Bir kurumda tamamen disiplin odaklı ürün çıkarma söz konusuyken başka bir kurumda tam tersi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Örgütsel kültür genellikle kurumun eskiden beri gelen yapısıyla ilgilidir ve bu yapıyı yönetimsel desteğin yani sponsor dediğimiz sistemin örgüte ne kadar adapte ettiğiyle ilişkilendiririz. Yani aslında onların kültürü bir şekilde, onların işe yaklaşımı bir şekilde o örgütün kültürü haline gelir. Ve bunu değiştirmek neredeyse imkansıza yakındır. Buna neden geldim? O da şu arkadaşlar, birçok yazılım geliştiricinin yazılım geliştirme ortamı ile ilgili şikayetleri oluyor. Ve gittiği kurumda bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Fakat ilk başta büyük emekler sarf ediyor, büyük girişimlerde bulunuyor. Ama bir şekilde bunu yapamadığı zaman mutsuz oluyor. Dolayısıyla ben size hani değiştirmeye çalışmayın demiyorum tabii ki. Fakat bunu değiştirmenin zor olduğunu, bunu yapmaya çalışırken, belli değişiklikler yaparken bunu sistematik ve kendinizi hırpalamadan yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu benim kişisel görüşüm değil. Bir önceki sana kişisel görüşümdü ama bu kişisel görüşüm değil. Birçok işletme odaklı şeyde, eğitimde veya derste gördüğümüz bir kavramdır. Tamamen teoriktir. O yüzden bir şey yaparken yani iş hayatında organizasyonel kültürü lütfen unutmayın.